estetikle fonksiyonellik birinden biri tercih edilmemeli. Proje size geldi. Bu projenin tasarım süreci nasıl başlıyor? Hangi adımları izliyorsunuz bu süreçte? Öncelikle binanın fiziki durumu, mevcut durumu nedir? Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz yüksek mimar Sinem Ezgi Akbulut. Sinem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hemen sizi tanıyabilir miyiz? İsmini zaten söylediniz. Sinem Ezgi Akbulut. Yüksek mimarım. Yaklaşık 10 senedir hem özel sektörde hem kamuda uygulama ve tasarım projelerini yürütüyorum. Aynı zamanda da mimarlıkla ilgili bilgiler verdiğim, dekorasyon önerileri paylaştığım ve online danışmanlık verdiğim bir Instagram sayfam var. Sanatta çok iç içe bir hayatım var. Bunu da mimariye entegre etmeyi çok seviyorum. İşte resim, heykel, seramik gibi alanlarda da uğraşıyorum. Çok güzel. Aslında siz yüksek mimarsınız. Evet. Şimdi günümüzde mimar deyince herkesin aklına bir iç mimarlık gitmeye başladı. Siz yüksek mimarsınız ama aynı zamanda iç mimariye de ilgi duyuyorsunuz. Çok güzel. Peki bir proje size geldi. Bu projenin tasarım süreci nasıl başlıyor? Hangi adımları izliyorsunuz bu süreçte? Öncelikle burada mekanın kullanım amacı, kullanıcı profilini değerlendirmeyle başlıyoruz. Ardından mekanın doğal ışık alma durumu, mekanın genel fiziksel durumunu işte öngörüp onların ölçümlerini yapıp ardından da konsept projesi geliştiriyoruz. Bu konsept projesinin ardından da 3D modellemeler, işte bununla alakalı kullanıcıyla görüşmelerimiz başlıyor. Bunun akabinde bütün malzeme seçimleri de yapıldıktan sonra uygulama aşamasına geçiyoruz ve projeyi tamamlamış oluyoruz. Çok meşakkatli bir iş. Ben yaklaşık 2 sene önce evimin içini komple değiştirdiğim için benim de çok tatlı bir sizden iyi olması. Mimari ekibimiz vardı. Her şeyi farklı farklı gruplara yaptırdık. Hem keyifli hem de hakikaten zor ve iyi bir mimarla kötü bir mimarın farkını ben ilk başta başka biriyle başladım. Yola başkasıyla devam ettim. Çok klasik bir hikaye. Şimdi her seferinde mesela Merve'nin kulakları çınlasın diyorum ki ne yaptım da böyle oldu? Çok şükür böyle oldu diyorum. Gerçekten büyük bir fark var. Tam orada şu soruyu soracağım. Estetikle fonksiyonellik birinden biri tercih edilmemeli. İkisi bir arada çok önemli. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle tercih edilmemesi gerekiyor. Önceliğimiz tabii ki de fonksiyonel tabii olması ki ve kullanım kolaylığının olması. Ama bunun yanında da estetikten illa da estetik göz ardı edeceğiz diye bir şey yok. Mesela bir koltuk seçiyoruz diyelim. Hem rahat hem de göze hitap eden bir koltuk olabilir. Aynı zamanda bunu işte dokuların kullanımıyla, ışıklandırmayla, işte renk paletleriyle destekleyerek zaten estetik ve ilgi çekici bir hale getirebiliyoruz. Hatta işte yatakta da mesela ben ilk çok bilgim olmadığı için bu tip konularda asla baza istemiyorum falan diyordum. Bana o kadar güzel çok bir yatak yaptırdılar ve tasarladılar ki dışarıdan baktığınızda zaten hiç bazayla alakası yok ama benim evimde bana muazzam bir rahatlık sağladı. Evet, depolama açısından çok büyük avantaj. İşte orada iyi mimarın aslında nasıl anlaşıldığını görüyorsunuz kesinlikle. Peki bir mekanın iç tasarımına başlarken en çok hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz? Öncelikle binanın fiziki durumu, mevcut durumu nedir, genel yapısı nedir, kat yüksekliği nedir gibi oranın fiziksel durumunu değerlendiriyoruz tabii ki. Onun haricinde bina ne taraftan doğal ışık alıyor, kullanıcı profili nedir, bina ne amaçla kullanılacak, bunları değerlendirerek başlıyoruz aslında. Peki küçük alanları büyük gösterip aynı zamanda da işlevsel yapmamız gerekiyor. Günümüzde özellikle bizim gibi böyle kozmopolit şehirlerde yaşanıyorsa küçük alanları en iyi şekilde kullanmamız kesinlikle gerekiyor. Öyle. Ne gibi şeyler uyguluyorsunuz? Özellikle şehir hayatında biliyorsunuz zaten metrekareler çok fazla küçüldü. Evet. Bu sebeple de bana da bu konu çok fazla soruluyor zaten. Sosyal medyadan sosyal da sosyal medyada da çok fazla soruluyor. Açık renkler, nötr renkler kullanmak. Şimdi onu diyecektim, en önemlisi o. Evet, doğal ışıktan mümkün mertebe fazla şekilde faydalanmak. Onun haricinde cam, ayna gibi yansıtıcı yüzeyleri çok kullanabiliyor olmak. İşte multifonksiyonel mobilyalar, mesela işte hem sehpa hem puf olarak kullanabileceğiniz mobilyaların kullanımı, sizin dediğiniz gibi bazalar mesela yataklar falan, bu şekilde sehpa dolaplar kullanma alanını arttırabileceğimiz mobilyalar seçmek. Bir de biliyorsunuz artık minimalizm de birazcık hayatımıza girdi. Bu yüzden de hani mümkün mertebe sadeleşerek, gereksiz eşyaları da atarak ferah bir görüntü sağlayabiliriz yani. Kesinlikle öyle. Özellikle açık renk. Şimdi ben apartmanda çok aktif bir sakinim. Apartman boya badana yapılıyor. Gene en koyu rengi seçtiler. Böyle bence biraz
şey bir düşünce, cahilce bir düşünce diyeceğim. Hani koyu renk olursa kir tutmaz falan. Halbuki bütün apartmanı kasvete boğdular. Buradan teessüf ediyorum ama oylamak etkisi de var çünkü. Ne öyle yaptılar ama neyse, kendileri bilirler. Ben açık renk istiyordum halbuki. Renk paletleri ve dokuların mekan üzerindeki etkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten bununla ilgili çok araştırmalar yapılıyor biliyorsunuz. İşte renklerin ve dokuların insanların psikolojisi, siz izlediğiniz üzerinde işte kasvet getirdi demeniz gibi. Bence de kişiye gibi göre renkleri seçildi. Apartmanı yine boyadılar griye. Soğuk renkler daha böyle dingin bir his yaratırken sıcak renkler o mekandaki dinamizmi arttırır. Aynı şekilde işte dokuların kullanımı, işte daha yumuşak, daha sert gibi dokuların kullanımı da mekan içerisindeki katman zenginliğini artırır. Aynı zamanda da kullanıcıya zengin bir dokunma deneyimi de sunar. O yüzden burada hem mekanın kullanım amacı hem de kullanıcı profilini göz önüne alarak hani değerlendirme yapıyoruz. Peki mobilya yerleşiminde en çok neye dikkat ediyorsunuz? Mobilya yerleşiminde bir kere mekanda fonksiyonel bir akışkanlık olması gerekiyor ve kullanım kolaylığı olması gerekiyor. Çünkü şimdi mobilyalar evet kesinlikle bizim için çok işlevsel, işte kullanışlı olabiliyor ama bize bir hareket alanı tanımıyorsa onun işlevsel olduğundan çok fazla söz edemeyiz. Bir de benim çok fazla karşılaştığım sorunlardan biri de şu ki işte mobilya ile mekanın ölçek durumu. Yani genellikle işte çok büyük mekanda bazen işte bilinmeden aynen işte büyük mobilyalar kullanılabiliyor. Hani bu dengeyi tutturmak özellikle mimar tasarımda simetri ve denge unsurları çok çok önemli. 2024-25 yılı dekorasyon trendleri ile ilgili biraz konuşalım. Onlarla ilgili. Bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik zaten bütün dünyada bir trend haline geldiği için mimarlıkta da bunun etkilerini görebiliyoruz. Daha doğal malzemeler, karbon ayak izi daha az olan, doğal taş, mermer, ahşap gibi malzemelerin kullanımı. Bunun haricinde yine dediğim gibi doğal malzemeler ve ışıklardan yararlanma. Aynı şekilde teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı ev sistemleri, kullanıcının zamanını verimli kullanması ve aynı şekilde konforunu artırmaya yönelik trendler de çok ön planda olacak. Zaten bildiğiniz üzere şu anda nötr ve doğal renklere bir dönüş gerçekleşiyor. Hı hı. Mavinin ve yeşilin doğal tonları, bejler, toprak tonları daha çok ön planda diyebilirim. Peki dış mekanı, doğayı, dışarıyı evin içerisine taşımak mümkün mü? Nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki de mümkün. Bir kere zaten fiziksel açıdan değerlendirdiğimizde doğayla iletişim kurduğumuz yer pencereler ve kapılarımız oluyor. Bunları ne kadar böyle dışarı görebileceğimiz halde tutarsak aslında bir miktar doğayı içeri koymuş olabiliyoruz. Bunun haricinde de evde çeşitli iklimlendirme unsurlarıyla ya da işte yeşil alan ya da yeşil bitki düzeyini arttırarak da bunu gerçekleştirebiliriz. Ya da mekan içerisinde organik formlar, onun haricinde doğal renkler kullanarak bunu gerçekleştirebiliriz. Ya da mesela su öğeleri, doğal taşlar, hani bunlarla da dekorasyonu zenginleştirebiliriz aslında. Zenginleştirebiliriz, evet. Peki inşaat sürecinde yaşadığınız zorluklar da oluyordur mutlaka. Tabii ki mutlaka oluyor. Bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Çok fazla şeyle karşılaşıyoruz tabii. Komşular diye. Herkes şikayet ediyor. Yani, evet, komşular bir etken tabii ki de burada. Birincisi tabii ki de çevreyi rahatsız etmemek, iş güvenliğine uymak. Bunların da haricinde işte zaman yönetimi, bütçe yönetimi gibi konular var. Kesinlikle. Özellikle zaman ve bütçe yönetimi burada çok anahtar bir nokta oluyor. Aynı zamanda malzeme biliyorsunuz çok fazla dışarıya bağımlıyız bu konuda. O yüzden malzeme tedarik aksaklıkları da bunun içerisine dahil ediyorum. Bunun haricinde mimarlık ya da inşaat tek başına yapılan bir şey olmadığı için bir ekip ve onun koordinasyonunu gerektiriyor. Tabii ki de bunun bir profesyonel tarafından, bir mimar inşaat mühendisi tarafından yapılması gerekiyor. Yani şöyle söyleyebilirim ki bir mimarla çalışıldığı zaman aslında bütçe kontrolü ve zaman kontrolü çok çok daha efektif hale geliyor. Doğru mimarla çalışıldığında tabii ki. Ve ben de böyle hani kendi adıma şeye dikkat etmiştim başlarken. Benimki de 1,5 yıl kadar sürdü çünkü bütün altyapı da değiştiği için. Çok pahalı olduğunu düşündüğüm şeyleri biraz önden almıştım. Özellikle döviz kuruyla olan işte parkeydi, bilmem ne falan gibi şeyleri onları depolamıştım. Orada bütçede biraz kendi cebime fayda sağladım. Buradan söyleyeyim. Yani devamlılığı gerekecek mesela seramik malzemeler gibi bir tık da fazla almak. Mesela. Kesinlikle. Benim işte halı fleximden de biraz var. İşte parkemden de hepsinden biraz bir küçük parça da ayırdım. Aynen. Çok
teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok keyifliydi. Benim için de çok keyifliydi. Çok çok memnun oldum. Bizlerle de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizler de öyle. Çok teşekkür ederiz. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.